Evet, bu videoda serilerin yakın sakma, ırak sakma olduğunu belirlemenin bir başka yolu olan limit testi, limit karşılaştırma testinden bahsedeceğim. Ancak geçen videoda bir şey söylemeyi unuttum, ondan ilk önce bahsedeyim. Şimdi integral testinden bahsetmiştim geçen videoda. İntegral testinde biz ne diyorduk? Bir serimiz vardı. Bu serinin yakın sakma, ırak sakma olduğunu nasıl buluyorduk? Bu verilmiş olan seriyi fonksiyona çeviriyorduk. AN, mesela şurada 1 bölü n serisini vermiştim. Ben bunu 1 bölü x kare fonksiyonuna çevirip birden sonsuza kadar integre ettiğimde, yani sınırlar arasında integre ettiğimizde, bu sayı, elde edeceğimiz sayı sonlu ise, o zaman biz bu seriye yakınsak seri diyorduk. AN için yakınsak seri diyorduk. Aynı şekilde eğer sonsuz ise, yani şu alacağımız integral birden sonsuza f(x) de x sonsuz çıkarsa, o zaman AN serimiz neydi? Iraksak seri diyorduk. Şimdi burada önemli olan şey şu. Bu integrali aldığımızda bir sonuç elde ediyoruz, değil mi? Yani şu integrali aldığımızda bir sonuç elde ediyoruz. Ha, işte bu sonuç neye eşit değil? Şu toplama eşit değil. Yani biz şuradaki integrali mesela ne bulduk? Şuradaki integrali 2 bulduk. 1 bulduk şuradaki integrali. Buradaki integrali 1 bulduk. Bir de artı 1 eklemiştik. Hani şuradaki kareyi saymamıştık en başta. Çünkü birden şuraya kadar integre ettiğimizde buradaki kareyi es geçiyorduk. Buradaki kareyi eklediğimizde toplam şu sonuç 2 geliyordu. İşte bu 2 buna eşit değil. Bu toplama eşit değil. Bu sadece bu toplamın 2'den küçük olduğunu söylemek için karşılaştırdığımız bir şey yani. Neyse. Demek istediğimi anlamışsınızdır. Örnekler de çözmüştüm. Şimdi şunu silelim. Ve limit karşılaştırma testi diyelim. Limit karşılaştırma testi. Evet, yazım sanki biraz güzelleşmeye başladı. Şimdi limit karşılaştırma testinde olay şu. Gayet basit, hiçbir ezberden bahsetmeyeceğim. Şimdi bize sorulan bir seri var. Şöyle biraz çirkin oldu ama bize mesela n eşittir 1'den sonsuza giden bir an var ve bize bununla ilgili an yakınsak mı ıraksak mı diye soruyorlar. Bu seriye. Toplam sayı dizisinin yakınsak mı, yani yakınsadığı mı yoksa ıraksadığı mı, sonsuza mı gittiği soruluyor. Biz bunu şimdi limit testiyle yapacağız. Limit testinde de bizim şuraya bir dediğimiz şey, biz deriz ki bizim şöyle bildiğimiz bir seri olsun. Yani ıraksayıp yakınsadığını bildiğimiz bir seri var diyelim. Buna da mesela BN diyelim. Bunu biz söylüyoruz. Yani bize bu sorulduğunda biz karşılaştıracağız. Limit testi yapacağız. O zaman bizim bildiğimiz, yani bunun yakın sayıp ıraksadığını bildiğimiz bir seriyle karşılaştıracağız. Bunu BN'i biliyoruz. Yakın sayıp ıraksadığını, yakınsıyor mu ıraksıyor mu onu biliyoruz. Ondan sonra buna göre deriz ki biz limit n sonsuza giderken AN bölü BN eğer herhangi bir sabit bir sayı ise K gibi. Bu da sıfırdan büyük olacak. Sıfırdan büyük olması lazım bu K'nın. Eğer herhangi bir sayı ise nedir? Aralarında sadece bir sayısal bir oran var. Sadece sayısal bir oran var. Öyleyse sizin de tahmin edebileceğiniz gibi böyle bir şey dersek biz eğer seçtiğimiz BN ıraksıyorsa AN de ıraksayacak. Ya da seçtiğimiz BN yakınsıyorsa AN de yakınsayacaktır. O zaman ne deriz? AN ıraksıyorsa BN de ıraksar. Yakınsıyorsa AN yakınsıyorsa BN de yakınsar. Neden? Çünkü aralarında sadece bir sayısal bir oran var. Mesela 2 çıksa 2 çıkması ne demek? Sonsuz
İkisinin arasında sadece ikilik bir oran var demektir. Şimdi biraz daha sıkıntılı olanlara bakalım. Onu da şöyle farklı bir renkte yapayım. Mesela kırmızıyla. Şimdi öbürü de limit. Yine B'ni seçtik. Bu sefer en mesela sonsuza giderken AN bölü BN diyelim ki 0 çıktı. Evet, şimdi bu biraz sıkıntılı. Yani biraz düşünmek gerek burada. Şimdi diyelim ki biz BN'i seçtik. Seçtiğimiz bu BN de mesela ıraksak olsun. Mesela bu BN'i ıraksak seçtik. Eğer biz bu BN'i ıraksak seçmişsek ve bu oran 0 çıkmışsa biz AN hakkında kesin bir şey söyleyebilir miyiz? Yani kesin ıraksaktır ya da yakınsaktır diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Neden diyemeyiz? Çünkü biz limitte oranlara bakıyoruz. Yani belki AN BN'e göre daha yavaş ilerliyordur. Daha yavaş ıraksıyordur. Aradaki oran 0 çıkabilir. Yani BN'in ıraksak olması ve bu limitin 0 olması demek AN'in mutlaka ıraksak ya da yakınsak olduğu ile ilgili herhangi bir değer veremez. Mutlaka yakınsaktır diyemeyiz, değil mi? Mutlaka yakınsaktır da diyemeyiz. Ancak eğer bu ıraksak değil de biz BN'e eğer yakınsak dersek, BN eğer yakınsak ise AN mutlaka yakınsaktır. Neden? Çünkü oran 0 çıkıyor. AN bölü BN 0 çıkması ne demek? AN'in bir kere BN'e göre daha yavaş büyümesi demek, değil mi? BN AN'e göre daha hızlı büyümesi lazım ki oran 0 çıksın. O zaman AN mutlaka yakınsaktır. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi bir tane daha var. Bir durum daha var, tahmin edilebileceği gibi. O durumumuzda limit yine n'i sonsuza götürdüğümüzde AN bölü BN oranı bu sefer de sonsuz çıktığını düşünün. Şimdi sonsuz çıkarsa ne diyebiliriz? Mesela diyelim ki ne diyelim? Mesela BN desem ki size BN yakınsak desem. Mesela BN yakınsak desem. Yani bu toplam sonlu bir sayı desem. Bunun AN hakkında herhangi bir şey söyleyebilir miyiz? BN yakınsaksa AN mutlaka ıraksaktır, mutlaka yakınsaktır diye bir şey diyemeyiz, değil mi? Yani herhangi bir tahminde bulunamayız şu durumda. BN yakınsaktır dersek AN için. Ancak BN ıraksaktır dersek çünkü unutmayın biz AN bölü BN limitine bakıyoruz. Yani artış o hızlarına bakıyoruz aslında. Artış hızlarına bakıyoruz. Ama ben eğer ben BN'e ıraksaktır desem biz bu durumlarda kesinlikten bahsediyoruz. Bakın yani %100'lükten bahsediyoruz. Iraksaktır dersem ıraksak ise AN mutlaka ve mutlaka ıraksaktır. Mutlaka ıraksak. Mutlaka ıraksaktır. Çünkü bakın %100'lük bir şeyden bahsediyorsak bu ıraksıyorsa bu oranın sonsuz çıkması için yani AN'in BN'den hızlı artması demek BN ıraksıyorsa ve AN'in BN'e göre daha da hızlı ıraksaması lazım. Yani AN mutlaka BN'e göre ıraksayacaktır. Tam tersi olan eğer en sonsuza giderken AN bölü BN de limitimiz sıfırsa ve BN yakınsıyorsa burada da eğer burada da yakınsıyorsa bunun oranın sıfır çıkması için AN'in BN'e göre daha da yakınsaması lazım, değil mi? Ama ıraksıyor dersek BN'in yakınsaması şart değil. Daha az yakınsaması, daha az şey olması, BN ıraksamasına göre biraz daha az büyümesi demek yine sıfır sonucunu bize bir şekilde verebilir. Yani garantilikten söz edemeyiz. O yüzden neyi bileceğiz? Şu ikisi bizim için önemli. Bu ikisini bunu ezberlemenize lüzum yok. Yani karşılaştırdığınızda benim kurduğum mantıkla kurabilirsiniz. Çünkü biz tamamen hangi durumda kesinlikten kesin olan bir şeyden bahsediyoruz.
neyi bilmemiz lazım? Şunu da bilmemiz lazım. Zaten en güzeli bu. İki yazdığım. Eğer AN bölü BN arasında herhangi bir sabit oran varsa BN'i ne seçmişsek? Iraksak bir seri seçmişsek Iraksaktır deriz. BN'i yakınsak seçmişsek yine eğer oran 1 ya da bilmem neyse herhangi bir sayıysa yakınsaksa yakınsak deriz. Bununla ilgili basit bir örnek vereceğim. Sonraki videoda birazcık daha derin, biraz daha sıkıntı yaratabilecek örnekleri vereceğim. Mesela şöyle bir örneğimiz olsun. Şöyle bir toplam n eksi 1 bölü n kare artı 7. Evet, şimdi biz buna bakıyoruz. Sonsuz. İşte n eşittir. Birden başlattım. 2'den başladım. 1 verirsem 0 olur zaten. Evet, şimdi buna bakacağız. Yakınsak mı, ıraksak mı? Bu seri yakınsak mı, ıraksak mı? Onu merak ediyoruz. Şimdi hemen bir karşılaştırmak için, limit karşılaştırması yapmamız için bir seri seçmemiz lazım. Mesela hangisini seçelim? Bir kere ne olduğunu bilmemiz lazım, değil mi? Yakınsayıp ıraksadığını bilmezsek herhangi bir karşı şeyde bulunamayız. Yani şimdiki seçeceğimiz, BN olarak seçeceğimiz serinin nasıl davrandığını bilmemiz şart. Mesela bakın, arada n bölü n karelik bir oran var. O zaman ben mesela 1 bölü n seçebilirim. O zaman ne gelmesi lazım mantıklı olan? Bunun aralarında n kareli, n'lik bir fark var. 1 bölü n de arasında bir n'lik bir fark var, derece farkı var. O zaman sanki bu limit 1 olur, değil mi? Birbirine göre oranı alırsam. Yapalım. Limit testi yapacaktık. Limit an bölü bn. An dediğimiz bu. Bn'imiz, bizim seçtiğimiz bu. Ve biz bunu biliyoruz ki, bunu ne biliyoruz? Bıraksar biliyoruz. Yani bunu bildiğimiz bir şey seçtik. O zaman n'i sonsuza götürüyoruz. N eksi 1 bölü n kare eksi artı 7 bölü 1 bölü n. Ben bunu şu çarpım şeklinde yazarsam, şu n yukarı geçecek. Çarpım şeklinde yazarsam, çarparsam n kare eksi n bölü n kare artı 7. Limitten hatırlıyorsunuzdur. Şu en yüksek derecelerin birbirine oranı, hatırlamıyorsanız da şu şekilde de yapabilirsiniz. N kare parantezini alırsam 1 eksi 1 bölü n olur burası. Bölü n kare parantezini alırsam 1 eksi artı 7 bölü ne olur? N kare parantezini alırsam n kare olur. Evet, burada ne olur? N kareler birbirini götürür. N'i sonsuza götürdüğümüzde n'i sonsuza götürüyoruz. Şuralar nereye gidecek? 1 bölü n'ler sayı bölü sonsuzdan 0'a, sayı bölü sonsuzdan 0'a. Bu da ne olur? Sadece 1 olur. Evet, 1 sıfırla sonsuz arasında biz herhangi bir sayı, ne sıfır ne sonsuz, o zaman bizim seçtiğimiz, karşılaştırdığımız seri ıraksıyor ise, ki ıraksıyor, bu da ne olmak zorunda? Mutlaka ve mutlaka ıraksar olmak zorunda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.